Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün Sony firmasının en başarılı ürünlerinden PlayStation'ın ortaya çıkma hikayesini ve PlayStation'ın yaratıcısı Ken Kutagari'nin ilham veren hikayesini beraber inceleyeceğiz. İsterseniz buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Sony firmasının gelmiş geçmiş en başarılı ürünlerinden biri her zaman PlayStation olmuştur. Özellikle PlayStation 2 tarihin en çok satan oyun konsolu olmayı başardıktan sonra Sony bu alandaki iddiasını tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Fakat Sony kendi oyun konsolunu yapmadan önce Nintendo ile beraber çalışıp ortak bir oyun konsolu çıkarmaya çalışıyorlardı ve Nintendo Sony'yi bir nevi sırtından bıçaklayıp kendi oyun konsollarını Sony olmadan hazırlayıp piyasaya sürdüler. Nintendo'nun Sony ile yaşadığı bu olayın detaylarına girmeden biraz daha geriye gidelim ve Sony'nin nasıl oyun konsolu işine girmeye karar verdiğine beraber bir bakalım. Sony firmasında elektronik mühendisi olarak çalışan Ken Kutagari 80'lerde her akşam işten eve geldiğinde kızının Nintendo oyun konsolu ile oynadığı oyunları seyrediyor. Ken kızının Nintendo oyun konsoluna gösterdiği ilgiyi fark ediyor ve kızı ile beraber Nintendo oyunlarını oynamaya başlıyor. Ken ilerleyen zamanda oyun konsollarının sadece çocuklar için değil yetişkinler için de bir eğlence aktivitesi olacağını düşünüyor ve gelecekte oyun konsollarının büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Bunun ardından kendi çalıştığı firmanın zaten hali hazırda elektronik cihaz üretiminde Japonya'da başta gelen firmalardan biri olması ve Sony'nin bu alanda başarılı bir ürün çıkarabileceğini düşünmesi Ken'in bazı adımlar atmasını sağlıyor. Ken Kutagari bütün özgüvenini toplayıp Sony'deki yöneticilerine oyun konsolu projesini anlatır fakat bunu duyan yöneticiler oyun konsollarının sadece bir oyuncaktan ibaret olduğunu ve Sony gibi bir elektronik devin çocuk oyuncağı üretmeyeceğini söylerler. Tam bu esnada ise Nintendo, Super Nintendo adında piyasaya sürecekleri yeni oyun konsolu üzerinde çalışır ve güçlü bir ses yongası çipine ihtiyaç duyarken tüm yönetim kurulu tarafından reddedilmiş olmasına rağmen Sony Dijital Araştırma Merkezi'nde kimseye haber vermeden gizli bir biçimde bu ses yongasını geliştirmeye başlar. Ken çalıştığı projeyi kendi ekibi dahil olmak üzere herkesten gizli bir biçimde geliştirir. Ken'in patronları bunu keşfettiğinde ortam oldukça gerilir fakat Nintendo'nun bu çipten bir şekilde haberi olur ve Sony'den bu çipi satın almak için teklifte bulunur. Sony Kent Kutagari'nin ürettiği bu çipi Nintendo'ya satar. Bu olayın ardından birkaç yıl geçtikten sonra Sony hala oyun konsolu projesine sıcak bakmaz fakat Nintendo ürettiği konsollarda artık Atari kasetlerini kullanmak yerine CD okuyucu kullanmaya karar verir. Sony o dönemde hali hazırda CD okuyuculu Walkman'ler, CD player'lar gibi elektronik cihazları üretir ve bu ürünleri de neredeyse tüm dünya tarafından tanınır hale gelmiştir. Nintendo CD okuyucuları üretmek için direkt olarak Ken Kutagari ile iletişime geçer. Sony yönetimi hala bu işe sıcak bakmaz ve oyun konsollarının geçici bir heves olduğunu, sadece ufak yaştaki çocukların eğlence amacıyla kullandığı ...bir oyuncaktan ibaret olduğunu düşünür. Ken Kutagari inatçı tavrı ile Sony yöneticilerinin karşısına tekrar çıkar... ...ve Sony'nin zaten çok iyi yaptığı işlerden biri olan CD okuyucuyu bir konsolla birleştirmenin yeni ve geleceğe çok açık olan bir sektöre adım atmalarını sağlayacağını söyler. Sony yönetiminden pek çok kişinin olumsuz tavrına rağmen bir şekilde onayı alır. Nintendo ve Sony artık oyun konsolu üretimi için birlikte çalışan iki firma haline gelirler. Sony'nin elektronikteki başarısı ve Nintendo'nun oyun konsollarındaki başarısı bir araya gelince pek çok kişi çok üst düzey bir ürün hayal etmeye başlar. Piyasaya yeni sürelecek olan konsola da Nintendo PlayStation adını verirler. İlerleyen zamanda bu iki firma üretecekleri yeni nesil oyun konsolunun teknolojisini kimin geliştirdiği hakkında ters düşmeye başlarlar. Her iki firmanın hukuki ekipleri arasında büyük anlaşmazlıklar başlar son yıllardır geliştirdikleri CD okuyucuların ve CD'ler üzerinden aktarılacak olan bilgilerin oyun konsolundaki en değerli ve en yenilikçi özellik olduğunu savunur. Çünkü daha öncesine kadar hiçbir firma CD okuyuculu bir oyun konsolu geliştirmemiştir. Nintendo tarafında ise kendilerinin yazdıkları oyunlar, tasarladıkları Atari kolları gibi özelliklerin bunu bir oyun konsolu haline getirdiğini ve buradaki teknolojinin büyük bir kısmının kendilerine ait olduğunu savunmaya başlarlar. Tabi bir de Nintendo'nun hali hazırda kendine hasta bir alıcı kitlesi vardır. Japonya'da en çok satılan oyun konsollarını o dönem Nintendo yapıyordu. Sony ise daha önce bu sektörde adını hiç duyurmamıştı. Nintendo ve Sony tüm bunlara rağmen 2 yıl boyunca beraber çalışıyorlar ve yaklaşık 100 adet prototip geliştirmeyi başarıyorlar. Sony Chicago'da düzenlenen tüketici elektronik fuarında sahneye çıkıp tüm medyaya Sony'nin oyun konsolu işine girdiğini dahi açıklıyor. Fakat Nintendo yaptıkları sözleşmede geliştirecekleri oyunların tüm haklarının Sony'ye ait olacağını fark ediyor. Anlaşma imzalanırken Nintendo bunu gözden kaçırmış ve Sony yerine Philips ile çalışma kararı aldığını bir anda bütün medya ile paylaşmış. Nintendo kendi başına bu seçimi yapıyor ve Sony'ye hiçbir şey demeden yeni oyun konsollarını sadece kendi başlarına piyasaya sürüyorlar. Sony tarafında bu oldukça büyük bir şok yaratıyor. Zaten gönülsüz olan yöneticiler Kent Kutagari'yi suçluyorlar. Hatta piyasaya sürülen bu oyun konsolu 2020 yılında 360 bin dolar karşılığında bir açık arttırmada satıldı. Bu fiyat ile de tarihte en yüksek fiyata satılan oyun konsolu oldu. Fakat o dönem Sony'nin başında olan Noria Ohka, Ken ile görüşüp her ne kadar talihsiz olaylar yaşanmış olsa da bu işten vazgeçmemesini söyler. Sony bu ihanetin ardından kendi başına oyun konsolu geliştirme kararını 1992 yılında alır. Ekibin başında ise yine Ken Kutagari vardır. 1993 yılının Kasım ayında Ken, Sony Computer Entertainment adıyla Sony'nin içerisinde ayrı bir departman kurar 1993 yılında PlayStation 1 piyasaya sürüdür ve bu sefer Sony A'dan Z'ye her şeyi kendi tasarlar. Hem oyunlar hem de konsol sadece Sony tarafından geliştirilir. 1994 yılında piyasaya sürüldüğü ilk gün 100.000 adet satış yapmayı başarırlar. Yılın sonunda ise bu sayı 300.000 adete ulaşır. 6. ayın sonunda ise bu sayı tam tamına 1 milyona ulaşır. Sony PlayStation 1 ile başladığı bu maceraya PlayStation 2, 3, 4 ve 5 olarak devam etti. Bunlara ek olarak da PlayStation Go ve PlayStation VR bu seriye eklendi. Ne Sega ne de Nintendo Sony'nin PlayStation'daki başarısının yanına dahi yanaşamadı. Ayrıca PlayStation 2 dünya tarihinde en çok satılan oyun konsolu olarak da tarihe geçti. 1994 yılından 2004 yılına kadar PlayStation toplamda 100 milyondan fazla oyun konsolu sattı ve Ken Kutagari Sony'nin CEO'su oldu. PlayStation aynı zamanda Sony'nin en karlı ürünü oldu. Sony sadece 2021 yılı içerisinde PlayStation satışından 6.33 milyar dolar kazandı. Ken Kutagari ise PlayStation 3 piyasaya sürüldükten sonra 56 yaşında emekliye ayrıldı. Kendisine ise Sony tarafından Father of PlayStation yani PlayStation'ın babası ismi verilmiş. Ken Kutagari her ne kadar yöneticileri tarafından red yese de hatta işten çıkarılma noktasına kadar gelse de kurduğu hayalden hiçbir zaman vazgeçmemiş. Kendisi 2023 yılı itibariyle de 72 yaşında ve Tokyo'da emeklilik hayatını yaşamaya devam ediyor. Bu bölümde PlayStation'ın ortaya çıkıncaya kadar ne gibi zorluklardan geçtiğinden ve tüm bunları başarıyla aşan PlayStation'ın mucidi Kent Kutagari'den konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.